Ha, yaktık fişeği. Galiba işaret göndereceğiz helikopterlere. Kargomuz neredeyse gelmek üzere. Tanrım, korkuttun beni. O varmış lan şey. O helikoptere geliyor dostlarım. Bizim helikopterler geliyor. Gelin gelin. O kadar fişeği yaktık, gelin. Lütfen ölmeyin. Ölürken bir şey geldi, sahne geldi. Ara sahne geldi. Lütfen ölmeyin. Kesin öldüm ya. Last Bridge'e götür. Neredesin? Beni bulantıyorsun dostum. Kal, seni davaya izliyoruz. Dinliyorum. Ya da ikisini de birden yapıyorum dedi. Birisi arıyor. Al. Şeyler eksik gibi. Bir tenis kortu ile yüzme ol. Çok komiksin Carl. Şirin çocuk seni. Şimdi diyorum ki uçmayı bir öğrensen. Hayır ya. Yok, öğrenmem. Aslında mecbursun. Yok abi, mecbur falan değilim. Senin için bazı sınavlar hazırladım. Televizyonda izleyebilirsin. Eğer kardeşin serbest kalması istiyorsan ya. Bana uçabildiğini kanıtlamalısın. Kalesin. Her neyse dostum. Yola gel bakalım. Vallahi geldik. Kargo bırakmak için halkaya git. Tamam. Ne oldu oğlum, ben bir şey yapmadım. Tam bıraktım. Havalimanına geri dön. Allah. Tamam. Tamam, güzeldi kal. Gerçekten becerdim bu işi. Tabii oğlum, ne sandın beni? Allah Allah dostum, mikrofon da var ya, bir yerleri kalkmış he. Selam, ben Bomb Nesnesiz arkadaşlar, misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar yepyeni bir GTA San Andreas oynuyoruz. GTA San Andreas'ın yepyeni bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Evet, önceki bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü önceki bölümde abi bir sürü şey yaptık. İşte uçak kursuna yazıldık. İşte uçak bilmem ne şey olduk. İşte pilot falan olduk işte arkadaşlar. Şu anda hava bu arada gece. Neyse abi, kayıt yaparız. Onun dışında şurada bir tane görev vardı. O görevi de yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam radar göreviydi. Şu anda çok şey yapamam. Çok açıklayamam. Önceki bölümü izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz hikayeyi. Sağ üst kartlardan bütün GTA San Andreas'ın oynatma listelerine bakabilirsiniz. Ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. İşte şu nasıl oldu, bu nasıl oldu diye bakabilirsiniz abi. Bu bölümde şurada bir tane arkadaşa görev var, bakın. Göstereyim abi, bakın. Burada böyle bir görev var. Sarı bir ejderha logosu gibi bir şey var. Bugün ona gideceğiz abi. Bir de şu görevi yapacağız. İşte şu CV'ye gideriz belki dostlarım bu bölümde. Onun dışında bir kayıt yapalım abi hemen. Bir kayıt, hızlıca bir kayıt yapalım abi. Şöyle abi gel şuraya, tamam dostlarım. Bu bölümde dediğim gibi o sarı markete gitmek istiyorum. Yani o sarı görevine gitmek istiyorum. Ve onun dışında şu uçak görevini hemen yapalım hızlıca. Orada arkadaşlar bayağıdır hastayım yani, midem falan ağrımaya başladı bugünlerde. Yani şu bir hafta içerisinde baya midem baya ekşidi yani. Maden suyu içiyorum, geçmiyor hiç yani, tuvalete gitsem bile geçmiyor. O yüzden abi videolar çok aksayabilir, kusura bakmayın. Haberiniz olsun şimdiden abi, göreve o zaman girelim abi. Evet, Noel. Lan ben bu görevi yapmamış mıydım? Oğlum ben bu görevi yapmamış mıydım? What the fuck? Bir dakika, bu görev... Ana, ben bu görevi yapmıştım. Doğru. Ben kayıt almamıştım dostlarım. Ben kayıt almamıştım. Bir dakika dostlarım. Ben kayıt almayıpmışım. Doğru. Dur abi, patlayayım bari. Tamam, görev başarısız oldun. Yani oğlum niye ki polis geldi ya? Yok böyle bir şey dostlarım. Görevi şey, kayıt almıyormuşum abi. İki şey geldi ya. Yok böyle bir şey dostlarım. Neyse abi, ben düzeltip geliyorum abi. Hemen geliyoruz. Tamam dostlarım, görevi tamamladım. Hemen şöyle göreve girelim. Stow Away. Ah Torena, bu sefer ne yapıyor? Dedi bizim Sicek. Kendimi burada açıkta hissediyorum dedi. Evet. Abi bizim Sicek koşuyor. Aa, bunlar ne yapıyor lan? Dostlarım bunlar bir şey yapıyor. Bir dakika, ne yapıyor lan bunlar? Aa, bizim CJ'yi izliyor. Aha, Mike Torrent'e geldi. Ne yapsa oğlum? Bizim şeyler alıyor galiba.
Buna ne? Burada ne arıyor? Karesin. Bunları senin adamları sanmıştım. Yine Kar, bir sorumluluğunuz var. Diğer departmandaki bazı hainlerle. Deniz aşırı durumlar askeri. Direktörler bize yardım edecekleri sanıyorlar. Hey, bu senin yaptığın iş değil mi? Evet benziyor ama biz kendi kontrol edebileceğimiz kadar bu çok hızlı geçiyor ya. Çünkü onlar sudaki çamur gibi. Tamam. Bu herifler buradaki madenleri Orta Doğu'ya sevk etmek. Böylece herkesi delirip Carl Sagat insanları seviyormuş sadece merakımdan. Sagatlar mı? Bazı insanları. Her neyse, vurgulanan nokta şu. İkimiz de aynıyız. Evet. Kirli bir iş ama birinin halletmeni lazım. Ama eğer bu işe batırırsan Latin Amerika ve buradaki şimdi en büyük adım durduracağım. Sen ise bu ufaklıkları temizleyeceksin. Nasıl ama? Ama bu hükümetin ajanları, çürükleri çok hızlı geçiyor ya. Neyse abi siz okursunuz, ben okuyamıyorum dostlarım. Evet abi bir şeyler diyor da ben okuyamam. Bizim CJ'de bakıyor hala. Ne bakıyor ne da? Falan bu uçağa bir bomba yerleştirmeni istiyor. İse çabuk olmak istiyoruz. Uçağa binebilmek için motosiklet ile rampaya çıkmalısın. Tamam. Aa şuradaki rampa, rampa dostlarım. Şuradaki rampa, bir dakika. Şuradaki rampa. Dur abi dur dur. Yetişemedim yetişemedim. Yetiştim yetiştim. Tamam yetiştim yetiştim. Oh be, bir an yetişemedim sandım var ya, korktum. Bindik şu anda. Uçağa binmeyi başardın. Allah Allah. Aha. Aha motor sitede de gitti. Tamam abi. Tamam. Tamam abi. Ya oyun diyor ki sana, burada silah kullanma diyor. İşte. Kullanırsan uçak patlar diyor. Abi sen. Yürü ya. Dostlarım şuradan gitmemiz lazım. Bir dakika, burada da birisi var. Ya abi yürüyün ya. Abi illa silah kullanacaklar ya. Öl lan. Abi arkadan saldırıyor bana. Ulan geber lan. Ha böyle. Aşağına vururum seni. Gel buraya. Burada da birisi var. Abi siz bitmediniz be. Arkadan da variller geliyor bu arada. İnşallah düşürmez bizi. Zaten bitmiş variller. Tam bu. Aldık aldık. Al paraşütü al. Tamam. Dur dostlarım şey yapmamız lazım. Bir dakika, bomba nerede? Ha bomba burada. Bombayı şuraya yerleştireceğim. Bakın tam varillere yerleştireceğim. Tamam. Abi direktman. Direktman paraşütü alıyorum şöyle. Bak nerede paraşüt? Burada, tamam. Abi atlıyorum, hazır mısınız? 3 2 1 ve bum. Abi şu görün mükemmelliğine bak ya. 20 bin dolar. Güzel para. Yani Türkiye şartlarında güzel para. Daha ben ne oluyor oğlum, ben hangi evrendeyim şu an? Dostlarım. Bakın yere bakıyorum. Yerler sapsarı. Şuraya bak. Ve şu an pervane gibi dönüyorum şu an. Evet. Böyle olacak mı şimdi? O mezan aşağı ineceğiz. Aa gördüm gördüm şeyleri gördüm, bir dakika. Aa yolu da gördüm, tamam. Bu sırın galiba aşağı iniyoruz, bir dakika. Aynen şu an aşağı iniyoruz, tamam. Tamam şu an aşağı iniyoruz. Abi paraşütü şöyle aç abi paraşütü. Tamam dostlarım. Şu an kendimi var ya PUBG'deki gibi hissediyorum. Galiba dostlarım PUBG GTA San Andreas'tan çalmış gibi yani. Uçaktan atladık ya dostlarım. Galiba çalmış gibi. Yani olabilir aslında lan. Aynı şeyi yaşadık çünkü. Uçaktan atladık, paraşütte atladık yani sonuçta. Ve şu an kendimi PUBG'deki gibi hissediyorum şu an. Hem ne kadar PUBG oynamasam da dostlarım az çok biliyoruz yani de. O üstüme sürme kardeş. Aa bedava araç. Bedava araç. Bina bu araca. Tamam dostlarım. Hangi göreve gitsek? Hangi görev? Bir dakika bakın, burada petroller var. Burası çok garip bir yer dostlarım. Burası gerçekten
Madenlerin zengin olduğu yerler bakın. Baksanıza abi bakın. Baya yani burası cevherlerin zengin olduğu yerler. Yani Amerika çok değişik bir yer dostlarım. Her şey var Amerika'da yani. Her şey var. Yemeklerinden tut. Adamlar her şey yapıyor dostlarım. Bence biz dostlarım Buzi kankalımız yanına gidelim. Çünkü ben bu Mike Turner'dan artık sıkılmaya başladım. Bence biz abi Buzi'ye kaçalım. Buzi'den devam edelim abi. Ben şu an nereye gidiyorum acaba? Yol nerede abi? Oo, hemşerim. Üzerime sürüyorlar. Ben gerçekten kötü olmaya başladım. Niye üzerime sür? Ağaç çarptım. Ah. Ağaç çarptık abi. Çok iyi. Nerede abi bu? Oha. Eta'ya besini şeyine koymuş herhalde. Çok iyi. Lan üzerine beni atlıyor. Manyak herif. Üzerime atlıyor dostlarım. Yok böyle bir şey ya. Neyse dostlarım ben oraya vardığımda orada yani videoyu şu anda kesmek zorundayım çünkü video çok uzamasın diye. Orada olduğum zaman oradayım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Orada arkadaşlar çoğu yorumlarda şey yazmışsınız abi GTA San Andreas'ta 1 saat video çek lütfen ne olur falan yazmışsınız arkadaşlar. Yani bu çok zor bir şey yani bu emek şey emek gerektiren bir şey. Yani şey yapmak gerek yani boş zaman bulmak gerek yani. Ben bu videoları gece saatte çekiyorum yani boş saat bulamıyorum derken Buzi'yi görmek için Ford Darigon kumarhanesine girer. Oha. Dostlarım. Buzi'nin kendi kumarhanesi var. Oha. Oha oğlum. Çok iyi lan. Bir dakika dostlarım bu görev nerede? Burada falan gösteriyor. Bir dakika burada mı? Oğlum çok iyi yere geldik lan oğlum. Var ya bir atmosfer değişti ha baksanıza abi. Erkeklerin üstüne bakın abi bir anda değişti yani. Kadınlara bakın abi kadınların üstü falan da değişti. Baya manyak bir yere geldik dostlarım. Galiba zenginlerin olduğu yere geldik ve görev şu an yok abi burada görev yok. Galiba içeride olması gerekiyor burada yok yani şu, sonuçta bakın. Yani şurada olmasını beklerdim ama burada yok dostlarım. Acaba nerede? Abi en son ne dedik? Çoğu yorumlarda şey yazmışsınız abi. GTA San Andreas'ta 1 saat video çek, ne olur falan yazmışsınız arkadaşlar. Yani çok emek gerektiren bir şey. Boş zaman gerektiren bir şey yani. O yüzden 1 saat video çekmem biraz zor yani. Sizin için belki az olsa çekebilirim yani. Bayağı bir zor olur benim için. O yüzden böyle finale yakın falan yapabilirim yani istiyorsanız. Finale yakın oyunun finaline yakın dostlarım. Bir saatlik video yapabilirim. Haberiniz olsun yani şimdiden. Ben şu oyunu kaydedeyim bu arada. Tamam, oyunu kaydettik. Neyse abi göreve girelim şöyle. Tamam abi. Girdik. Four Dragons. Yanlış okudum diye. Galiba yanlış okuduk dostlarım. Neyse. Göreve giriyoruz. Fender Capture. Geri zekalı bu makineler ne kadar pahalı biliyor musun sen? Açılış yapabileceğimizi sanıyorduk. O da neydi? Alo, alo, size ne oluyor millet? Patron CJ geldi. Aa, CJ gelmene memnun oldum. Demek yaptığın iş bu. Evet, tam bir kabus. Eğer mide ülseri olmak istiyorsa mafyanın işlettiği bir şeyde mafya sana baskın evet işletmeler yer değiştiriyor ve herkes tehdit alıyor. Elime kumar makineler geçti ama işçiler korkuyor. Bunun arkasında kim var? Burada 3 tane mafya ailesi var. Kim abi? Hepsi Caligura kumarhanesinin bir haftalık avukata sırtını belki onlardan biridir ya da hepsidir. Onlara bir şey hediye etmeni ister misin? Hayır. Ayrıca yetkililer de rüşvet de istiyor. Hepsi pay peşinde. Ayrıca paylaşmak bizim karımız mı? Bu doğru. Beni duydunuz. Sana bana yapacağım ufak bir yardım karşılığında. Kumarhaneden pay almak istiyorum. Vermek istiyorum. Güzel bir ortak. Anlaştık o zaman ortak. Ortaklaştık galiba dostlarım. Aha. Patron bizim çocuklar bizim teslim atmanızdan birini onlardan ele geçirdik falan diyor oğlum bir şeyler diyor da anlayamadım ben. Bunun arkasında kim varsa ona bize ulaşmamasını gerektiğini göstereceğiz.
Onun arabanın önüne bağlayıp biraz terlet. Birkaç dakikaya geliyorum. Aha. Olaylar başlıyor dostlarım galiba. Abi şu Buzi'nin yakışıklığına bakın ya. Tam bir şey dostlarım. Mafya kumarhanesi karışım bir şey yani. Çok iyi. Gerçekten 10 numara 5 yıldız abi. Bak gözünün şekil yani. Hey, kim? Sen de kimsin? Bir çöz beni çabuk. Aha geldi bizim CJ. Biliyor musun? Galiba seninle küçük bir geziye çıkabiliriz. Sen kendini ne sanıyorsun aptal? Şaka yapmıyoruz burada. Çöz beni adi herif. Aha. Hayır sanırım. Senin olduğun yerde... Ne oluyor lan? Aha bir şey oluyor dostlarım. Evet dostlarım yeniden karşınızdayım. Hatanın sebebi şu arkadaşlar bakın. Seçeneklere tıklıyoruz tamam mı? Bakın burada görüntü ayarları var. Buna tıklıyoruz. Burada gelişmiş ayarlar var. Buna tıklıyoruz. Bakın burada çerçeve ve sınırlayıcı. İngilizce olarak frame meter var. Yani buna açıyoruz. Bakın şu an oyun arkadaşlar 27 FPS oluyor bakın. 27 FPS oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde bazı ara sahneleri dostlarım böyle yapmanız gerekiyor çünkü bug'a giriyor çünkü 60 FPS'te yani 60 FPS demin de böyle oyun sabıtıyor abi FPS'te çünkü aldığımız FPS bayağı yüksek olduğu için dostlarım oyun sabıtıyor yani ben şimdi abi bunu kapatacağım çünkü oyun 27 FPS oluyor tam olarak 30 FPS olmuyor 7-27 FPS oluyor ve bizim şu anda bu elemanı korkutmamız lazım. Yani bakın şu an diyor ki frenle dönüşler yapabilirsin diyor. Ama böyle çok ağır kaza yapmamız gerekiyor. Çünkü dostlarım görev başarısız oluyor. Yani adam ölüyor dostlarım. Ve yani görev başarısız oluyor direktman. Ve bizim de dostlarım bu adamı korkutmamız lazım. Yani bu adamı konuşturmamız lazım. Abi. Yanlışça vurduk da hiçbir şey olmadı neyse. Aa korkuttuk galiba. Aynen bakın şu an fullde, fullde şu anda. Şu anda fullde, tamam. Şu an fullde abi. Şu an fullde. Ha tamam. Hangi aile? Sindiko ailesi senin gerizekalı. Bak bana gerizekalı falan deme bak. Ağzına bir tane silahla sıkarım. Görürsün bak bakalım gerizekalı kim kime diyor. Allah Allah dostlarım. Var ya bir yerine şey yapmış yani dostlarım bir yerine kalkmış. Ben şimdi onu kaldırtacağım dostlarım merak etmeyin şimdi. Ben de öyle dostlarım gerizekalı konuşmasın var ya. O gerizekalı alırım dostlarım kafasına yapıştırırım vallahi dostlarım. Acıtmam yani hiç. Neyse abi geldik sayılır bakın şurası bak şurası. Şöyle hoppala. Alın lan getirdim şunu gerizekalıyı. Alın abi şunu. Ne yapıyorsunuz yapın ya? Salıyor musunuz? Sanmıyorsunuz bana ne amına? Aa 5000 dolar tamam. Paramı da aldık dostlarım. Bakın saygınlığımız artmış. Artsın abi. Gerekli zaten bizim için. Neyse adamı dostlarım güzelce korkuttuk yani. Güzel bir şekilde korkuttuk. Hangi aile diye sordu biz sorduk dostlarım. Adam şey dedi. Sindiko ailesi dedi. Ve bize dostlarım. Bu Sindiko ailesini bir şekilde araştırmaya çalışacağız. Bakalım diğer görev ne olacak? Aa, ben de küçükken var ya hep burayı merak ediyorum. Ha, burası neresiymiş abi? Roulette oyna diyor. Bakın. Burada diyor ki Blackjack oyna diyor. Tamam mı? Bakın burada Blackjack'ler var. Roulette'ler var dostlarım. Roulette'ler var. Bakın burada bir şey yok. Tamam. Poker oyna. Poker ne oğlum? İsim bulamadınız mı IQ? Bayağı dostlarım güzel bir tatlış bir mekana benziyor. Bakın burada ne var? Burada pokerler var dostlarım. Tamam. Burada ne var dostlarım? Bir dakika. Aha burada bir şey var. Oğlum bunun ismi neydi ya? Dostlarım bir şey çeviriyorduk. Bakın burada üçlüyü tamamlamamız gerekiyordu. Bakın. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir oyun gibi bir şeydi yani. Bakın burada çarkı felek var. Çarkı felek var burada dostlarım. Tamam. Bunları zaten elleyemiyoruz. Bakın burada hiçbir şekilde elleyemiyoruz. Bakın burada insanlar oynuyor dostlarım. Aa! Oyun makinesini kullan. Bakın oynayabiliyoruz. Ama neyse oynamayacağım dostlarım. Haram yani sonuçta. Neyse göreve girelim. Explosive Station. Evet benim İngilizcem çok iyi.
Bizim Uzi ne yapıyor? Aa. Adam bizim adam dostlarım golf oynuyor ya. Müthiş bir atış patron. Fena değildi bu Uzi. Dostlarım kusura bakmayın, bir baskı yedik de. O yüzden de kusura bakmayın. Ne diyordu abi, bir dakika, son sözlere bakalım. Bizim girişimlerimiz topa taşıyan işlerin arkasında sindik ailesi var. Niye sadece onlar bulaşıyor, bana merak ediyorum. Büyük ihtimalle sadece onlar değildir. Sokakların kuralı ispiyoncu olmamak. Tam öğrenmeye git diyor dostlarım. Allah Allah. Taş ocağına niye gidiyoruz abi? Niye yani? Taş ocağına ne yapacağız abi? Vuzi dostlarım bize dedi ki taş ocağına git bakalım. Ne oluyor falan dedi dostlarım. Bize şu an taş ocağına gitmeye çalışacağız. Bakalım taş ocağından ne oluyor, ne bitiyor. Hep beraber göreceğiz dostlarım. Yine yollara düştük ya. Yine abi hep araba sürüyoruz ya. Hep. Var ya. Hiçbiriniz demiyor ki dostlarım. Ben yani hep CJ sürüyor. Yani bir kere de ben sürmez miyim yani? Hep CJ sürüyor abi. Oğlum burada fena bir kaza olmuş he. Gençler oraya temizleyemezsiniz. Allah. Uy oğlum. Ama kaza yaptık dostlarım. Evet. Mükemmel. Kaza yaptık. Allah'tan görev dışındayız ha dostlarım. Görev içi olsaydı var ya, patlamıştık şu anda. Şuradan motor alsak. Tamam abi. Şuradan motor alsak. Tamam. Şuradan motorumuzu alalım. Koş 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 koş. Ne koşalım? Motor sürüyoruz. Dur kaçırdık kaçırdık. Şurası dostlarım. Şurası. Bir dakika şurası. Geldik. Aa şurada bir tane adam var. Tamam geldik. Evet. Taş ocağına girip dinamit çal. Niye böyle bir şey yapıyoruz dostlarım? Dinamit niye çalıyoruz oğlum? Manyak mıyız ya? Dinamit patlamaya hazırlanıyor. Aa işçiler patlamadan önce onu ele geçir. Kutuları kırabilmek için ağır bir şeye ihtiyacın olacak. Yani şundan bahsediyor dostlarım. Ağır bir şey kastederken. Zaman tükenip patlamadan önce dinamitleri ele geçirir. Tamam abi. Bak, şunu almamız lazım dostlarım. Şu ağır dediği şeyi almamız lazım. Bakın şunu almamız lazım. Bak orada işi şey yapıyor dostlarım. Konuşuyorlar ikisi de. Buradan almamız lazım. Tamam aldık dostlarım. Bakın şunun üzerine sürmemiz lazım. Aynen üzerine sürdük dostlarım. Kaçıyorlar. Kaçamazsınız ha. Tamam. Öldü sen de gel. Aa benim aim kötüleşmiş ya dostlarım. Oynayamayınca var ya aim kötüleşmiş. Allah. Şey. Tekerleğin içine girdik abi. Çok iyi. Olabilir abi. Oyun eski olduğu için dostlarım. Olabilir yani. Tamam şuradan dinamitlerimizi alırım abi. Şöyle. Tamam. Aldık. İkinci parçayı aldık dostlarım. Sırada iki tane parça kaldı. İki tane parça aldıktan sonra bakalım. Ne olacak? İlk defa bu görevi oynuyorum yani hiçbir zaman oynamadım bu görevi. Böyle. Tamam. Sen de gel. Aldık şöyle. Tamam bakın burada üçüncü parça oldu. Tamam üçüncü parça oldu. Aha bak bir şey sürüyor dostum. Bir şey sürüyor. Bir dakika bir şey sürüyor. Bir şey sürüyor. Bir dakika. Almamız. Aa. Araç patlıyor. Araç patlıyor. Araç patlıyor. Gel. Tamam bir dakika kaldı dostlarım zaten. Bir tane kalmış. Tamam. Hepsini tamamladık. Dinamitle buradan çık. Tamam çıktım. Aha. Güvenlik çıkışı kapadı. Motosikleti kullanarak başka bir yol bul. Aha dostlarım. Görev şu an başka bir yere kaydı. Bakın. Ne yapacağız abi? Bak bunları gösteriyor şu anda. Niye bunları gösteriyor bilmiyorum. Abi sen geber bir, sen kesin bir şey yaparsın da sen geber bir. Tamam bunu al diyor dostlarım bunu, tamam. Kaçmış işaretleri takip et. Buraya gideceğiz galiba dostlarım, bakın buraya gideceğiz. Aynen buraya gideceğiz, buraya gideceğiz, tamam. Buraya gideceğiz, buraya gideceğiz, tamam. Şuradan abi hızımızı geri almamız lazım çünkü orada ben durdum yanlışlıkla. Şöyle. Tamam. Allah çok şey yaptık, tamam. Şuradan şuraya tamam. Basitmiş lan görev dostlarım. Sen geber.
Şöyle. Tamam. Abi kaçmamız lazım buradan. Hemen kaçmamız lazım. Bu dinamitleri ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bilmiyoruz dostlarım. Hiçbir fikrimiz yok yani. Bakalım. Muzi biliyordur belki dostlarım. Muzi bu dinamitler ne yapacağını biliyordur yani. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Şuradan git diyor. Tamam. Şuradan. Hoppala. Tamam dostlarım. Ben şuradan geçerim abi. Tamam. At. Dinamiti teslimat noktasına götür. Peki. Oğlum etraf sis ya dostlarım. Önümüzü göremiyoruz. Yani bunu sal abi. Önümüzü göremezsiniz yani şu anda. Öyle bir hava var ki yani. Göremezsiniz. Bakın şu an 2 geçiyor şu an. Gece 2. Aha. Bu için teslimat. Hey dikkat et. Tamam dikkat eder ya. Bu kadar salak değildir yani. De patlıyormuş bir anda değil mi? Taş ocağın görevlerini yapmak için geri gelebilirsin. Yok abi gerek yok yani. Gerek yok benim için. Gerek yani hiç gerek yok yani dostum. Bu arada bir şey açılmış galiba bir dakika. Aa bir şey açılmış bakın. Görünüz mü abi? Bakın şu an böyle bir şey açılmış. Bakın dolar simgesi gibi bir şey açılmış abi. O ne demek? Böyle bir görev açıldı şu anda bakın. Değişik görev bir şey açıldı galiba. Banka falan mı soyacağız? Yani dolar simgesi olduğuna göre dostlarım galiba banka gibi bir şey soyacağız. Ya da dolar falan basacağız dostlarım. En kötü ihtimal dolar falan basarız diye düşünüyorum bakın. Yani düşünmeye çalışıyorum. Bakın bu dinamitleri niye aldık? Niye Huzi adamına verdik? Yani niye bu dolar simgesi açıldı? Galiba dostlarım banka soygunu yapacağız galiba. Öyle tahmin ediyorum yani. Umarım banka soygunu yaparız çünkü bizim para ihtiyacımız var bakın. 130 bin 7 bin paramız var dostlarım. Yani para bizim için yetmez yani bizim para. O yüzden abi bizim banka falan soymamız lazım dostlarım. Galiba ilerleyen bölümlerde banka falan soyacağız yani. Şaşırmayın. O yüzden. Aa göreve girdik. You ate your chips. Aa bizimkiler kumar oynuyor galiba. Emin misin dostum? Evet, 5 kartlı bir elim var. Hadi. Tamam, al. Evet. Ben yokum, neyim var? Nereden bileyim, sen söyle. Evet, bizim CJ bir şey bakıyor. İyi değil dostum. Bende şey var, 47 var. Karesim, bana kötü şans getiriyorsun. Diğer çocuklar oynadığımda hep yeniyorum. Patron, şu iki çipe bak. Aha. Biri sahte. İnanılmaz dokunmadım bile. Hayır sadece tahmin. Elindeki iki çip de geldi. Bir bak bakalım. Evet bundaki ejderha güneş gözlüğü var ve sopası var. Terbiyesizler. Kasiyerlerimin uyanık. Bu çiplerin nereden geldiği belli. Sindük ailesinin şehir öbür tarafında. Orayı batırmazsam. Dostum sakın canını... Ben ilgilenirim dedi CJ. Herhalde CJ. Böyle ol CJ hadi. Evet. Şehir kenarındaki fabrikaya git ve işlerinin aksattığından emin ol. Peki. Dostlarım galiba çiplerin üzerindeki resimler galiba Sindu kalesi ayarlamış yani bu çiplerin resimdeki üzerindeki şeyler. Sindu ailesi ayarlamış. Ve Buzi doğal olarak tabii ki de bu sinirleri yani bizim. Ve biz de şu an dostlarım Sindu'nun ailesinin kaldığı fabrikaya gidiyoruz şu anda bakın. Şöyle bakalım dostlarım bakın şurası galiba aynen burası galiba. Bir bakalım dostlarım yani. Sindu ailesi ne yapıyor ne ediyor göreceğiz. Motosiklet tecrübesi arttı. Allah. Kaza yaptık bu arada. Fabrikanın önünde korumalar var. Onları gözükmeden içeriye dal dedim. Altyazılı. Peki. Nerede abi? Kapının önünde var ya vardı. Bir dakika bunun üstüne atlayabiliyor muyum? Aa atlayabiliyoruz. Tamam atlayabiliyoruz. Aa bakın burada testere var dostlarım. Almaya gerek yok. İçeriye dalsak. Şöyle. Aha.
Aa bu eleman dostlarım. Hey bu da kim? Oğlum ben yeni işçiyim. Biri şu Joker'in icabına baksın. Oğlum sen bana Joker deme lan. Ayıp denen bir şey var dostlarım. Neyse abi. Joker resim de hoşuma gidiyor dostlarım yani. Joker demek iyi bir şey yani. Ama onlara göre kötü bir şey galiba. Abi sıkmayın ya. Ulan işçisin. Nasıl silah kullanabiliyorsun ki yani? İşçisin yani alt tarafı. Bakın şurada da var. Geber. Geber dedi tamam. Şurada da var. Aa bu reis galiba. Bak 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 bak. Bu Sidduk ailesinin reis gibi bir şey galiba. Aa öldü. Bak burada da var. Oo. Reis değilmiş. Bununla iki tane var. Bu ne yapacağız? Patlayacağız mı? Galiba. Aynen patlatacağız tamam. Aa ikili patlatıyor bir de oha. Bir de ikili patlatıyor. Böyle. Tamam. Bir tane kaldı sanırsam. Derken sıkıyorlar. Tıklayın lan bana öleceğim zaten. Öleceğim vallahi öleceğim. Allah çarpsın öleceğim. Git. Tabi öleceğim zaten öleceğim. Sıkma lan bana. Tamam öldü bu da dostlarım. Abi şöyle. Aa! Ölecektim. Vallahi ölecektim. Ya sen polis. Abi şaka mı ya? Oğlum. Daha 2 dakika önce burada polis yoktu ya. Nereye geldi ya? Oğlum. Bu oyunun mantığını ben anlamıyorum ya. Neyse dostlarım. Görüşürüz artık. Dostlarım tekrar şey yaptım. Tekrar geldim. Tam ya. Öldürürüz bunları olsa. Tamam bunlar çerez abi. Bir de ölüyormuş mu? Ne komik olur var ya. Bir de ölüyormuşuz abi. Ne komik olur. Başta pompalı var dostlarım. Şu çok tehlikeli var. Çok vuruyor şu çok çok. Bak bak bir vurdu dostlarım. Canım. Ebesi şey oldu dostlarım. Tamam öldü bunlar. Başka var mı oğlum? Başka var mı? Bak şurada var. Şerefsiz oğlu. Hadi geber. Başka 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 yok galiba dostlarım. Böyle bakınıyorum galiba. Aynen yok galiba. Hesap patlatmaya başlıyorum. Tamam. Zaten ikisi patlıyor dostlarım. Aa! Bu da varmış şerefsiz oğlu. Aa bakmadan öldürdüm lan. Oha. Dostlarım gördünüz değil mi? Bakmadan öldürdüm. Çok iyiydi. Tamam şuna patlatıyoruz şöyle. Tamam. Abi yine sıkıyorlar. Herhalde o kafasından inşaat yedi. Kim gene sıkıyor ya? Ölün namına. Bak oradan sıkıyorlar şerefsiz oğulları. Öyle oğlum. Nereden geldiniz ya siz? Abi! Oh be sonu dostlarım. Kaçıncı reminden var ya? Kaç kere denedim? Kaç kere denedim? Sonunda oldu ya. Abi inşallah ölmem ya. Bin bin bin. Tamam kaçıyoruz abi. Kaçıyoruz abi. Benim sprey girmem lazım. Sprey girmem lazım. Sprey nerede abi bunun şey? Sprey nerede? Oha sprey ta şeyinde abi. Benim acilen sprey girmem lazım ki bunlardan kurtulabileyim. Çünkü peşimi rahat bırakmıyorlar. Kaç 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 dostlarım. Kaç kere dedim kaç kez öldüm. Oyunu kaç kez şey yaptım. Resetledim. Yani yaklaşık yarım saati falan yani hatta yarım saati değil. Yarım saat ya da dostlarım 1 saatim falan yani aldı yani şu anda bu görev. Aşırı sinir bozucu bir görev yani dostlarım da siperi geçtik bu arada konuşurken. O yüzden abi asla konuşmamak gerekiyor. Yani bazen insan unutabiliyor tabi. Bak şuradan giriyoruz tamam mı? Ve bir anda kayboluyorlar evet. 100 dolarımız gitti bunun için.
Benim de şuradan yemek yememiz lazım. Bir de canım çok az çünkü dostlarım. Şöyle. Geldik abi. Şuradan yemeğimizi yiyelim abi şöyle. Ham ham ham. Canım çekti dostlarım şu anda. Ver lan koca göbekli. 3 tane yedim oha hayvan herif. Buradan yenir mi lan CJ? Ya bu arada hiç yapmadı yani dostlarım. Yağımız hiç yok yani. Kupkuru bir vücudumuz var dostlarım. Yani natural. Yani stresli dostlarım. Natural. Kupkuru bir vücudumuz var abi. Yağsız. Aslında dostlarım yağ gerektiriyor bu arada. Yani kupkuru olmak da güzel bir şey değildir dostlarım. Yani kupkuru olmak da o kadar güzel şey değildir. Yani azıcık bir yağınız olmanız gerekiyor abi yani. Eğer bir insan vücudu olmanızı istiyorsanız azıcık bir yağ oranınız lazım yani o kadar abartacak bir yağ oranınız gerekmiyor yani sonuçta. Abi benim direktman Buzi ya da Buz adamına teslim etmem lazım. Çekin dayılar çekilin. Burada adam yetiştiriyoruz. Tamam. Aynen. O da gelecek. O Mike Tornum zannettim ha. Arabasına çok benziyor dostlarım. Mike Tornum'un. Bu sefer artık bir daha sahte çip üretmezler artık. Aa dostlarım bunlar sahte çip üretmişler. Ha, şimdi anladım dostlarım. Bu Sinnoh ailesi var ya dostlarım. Bunlar sahte çipler üretmişler. Ve bize sahte çip vermişler. Oha oğlum. Oğlum siz kim olsunuz bize sahte çip veriyorsunuz lan? Ha? Neyse sorun bari bir gelmişken bir dolar simgesine girelim yani bir yani ne olmaz. Video o kadar kısa olmasın. Şöyle abi. Bir bakalım dostlarım bu nasıl bir şeymiş yani ben de ilk defa bir şey yapacağım. Ah. Görev ismi çok değişik abi okuyamıyorum. Bakın bu bir şey yapıyor. Aa Carl. Işıkları niye açmadın? Burada içeri aydınlatan bir pencere var diye düşünmüştüm. Burası mükemmel bir yer. Soygun planları burada da yapabiliriz. Aa bakın size ne demiştim. Soygun yapacağız abi. Bunu ofiste konuşabilirdik. Böyle şeyleri konuşmak için gizli bir yer kullanman gerek. Tamam ne demek istediğini anladım. Planımız nedir? Önce planı yapmalıyız o işte. Planlar önce söz etmişken Julie kumarhanesini karesin yok gidip bir tane bulsam iyi olur. Toplantı ertelendi mi? Ertelendi. Niye lan? Aa kapattı. Oğlum böyle kapatınca çok şey oluyor dostlarım. Korkunç oluyor. Muzi'yi böyle görünce yani bir korktum dostlarım. Aha. Kumarhanenin planları fotoğrafları için bir fotoğraf makine ihtiyacım var. Turistlerden birini bulabilirsin. Aha dostlarım. Bir tane turistten fotoğraf makinesi alacağız abi. Oğlum bu duruma böyle mi geldik ya dostlarım? Alt tarafı bir tane plan hazırlamak için abi fotoğraf makinesi lazımmış ve biz de turistten çalmamız gerekiyormuş. Gel abi nerede bu turist? Şu mu abi? Hangisi? Ha şu. Tamam öldürdük abi. Bir an o şey zannettim dostlarım o turist zannettim de değilmiş. Makineyi aldın. Ne diyor? Makineyi aldın şimdi planlama dairesine git. Oğlum öyle bir yer mi var lan? Planlama dairesi. Bir defa duruyorum dostlarım. Planlama dairesinde güvenlik üst seviyede bela çıkarma. Peki. Dostlarım bayağı güvenliymiş yani orası. Yani ne yapabilir ki dostlarım yani. Ben de epey merak ettim şu anda. Oha dostlarım. Kapıya çarptık da neyse geldik sonuçta. Şöyle. Hoppala oğlum çok iyi park ettim ha dostlarım. Tam kapının önüne park ettim. Geldik. Silah saklayın efendim. Burası bir kuma dairesi. Tamam. İş bildiğiniz için teşekkürler efendim. Buna mı gideceğim şimdi? Bakın burada beyaz bir şey var. Siz nasıl yardım edebilirim efendim diyor. Y'ye basalım. Evet görmek istiyorum. Tamam efendim. Bu gibi planlı yeniden basımın bir suç olduğunu belirtmek istedim. Tam yalnızca örnek olarak
yararlanacağım. Planın en üst katta bulabilirsiniz. Tamam. Teşekkürler he. Neredeymiş lan bu? Yani en üst katta dediğine göre en üst kattaymış galiba. Şöyle bir üst kat mı? Aynen bir üst kat gösteriyor şu an. Aynen bu kat, bu kat, tamam bu kat. Yakını koruma varken kumarhane planları fotoğrafı çekemezsin. O yüzden aşağı katta vergi deposunu eklememiz lazım. Öyle bir yer mi var IQ? Aa öyle bir yer mi varmış dostlarım? Aa şurası galiba. Oğlum bunlar niye görmüyor lan? Bunlar NPC galiba dostlarım. Bunlar görmüyor bizi. Bu eski kremanı zarar vererek yangını çıkartmaya çalış. Ne yapabilirim? Ah böyle yapacağız. Aa ya. Bu yangın rağmen korumanın dikkatini çekecektir. Herkes içeri çıksın. Bu bir tabikattır. Şimdi tahliye için uğraşıyorlar. Git duvardaki fotoğraflarını çek diyor. Nerede abi şey? Ah burada tamam. Burada. Çekil lan karı. Gidin abi gidin. Tamam. Şöyle olsun çekelim. Aa çekemedim bir dakika. Ama niye çekemiyorum ya? Çektim işte. Ha çektim tamam. Oh be çekemedim dostlarım. Polisler yangın nedeniyle kapıyı kapatıyorlar. İşte Allah. Lan sıkıyorlar. Öleceğim Ayk'ı öleceğim. Çıktım. Tamam. Koca çıktım. Oha. Oha. Abi şu an. Şu an hayatımın şansını kullandım abi şu an. Ciddiyim. Ölümü kesiyor şerefsiz oğlu. Oğlum öleceğim lan. Gidin onun peşine öleceğim zaten. Oğlum. Yarım kalbim var şu anda. Geldik tamam. Oğlum ölecektim az kalsın dostlarım. Getirdim oğlum getirdim. Al bakalım şunları. Bu filmleri Wuzi için bastır. Tamam mı? Tamamdır CJ. İyi iş çıkardın. Evet. Bununla güzel bir şey de geçirdik abi. Şu anda yarım kalbim var. Benim acilen kalbimi doldurmam lazım. Çünkü bu şekilde ilerleyemem zaten. Şey yani. İmkansız dostlarım yani. Şöyle. Tamam. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şu anda ekrana iki tane video çıktı. Tıkla. İki tane çıkan video ya. Allah üzere çıkalım yapmıyorsunuz. Bomba sayesinde de bakalım. Tıkla. Kendinize iyi bakın. Diğer GTA San Andreas bölümlerine hoşça kalın diyorum ve bay bay diyoruz arkadaşlar. Haydi görüşürüz efendim. Bomba sayesinde.